Bu aralar kesinlikle siz de Clubhouse uygulamasının reklamını görmüşsünüzdür. Reklam derken de böyle YouTube'da, Google'da veya herhangi bir yerde bir reklam görmedim. Influencer'lara deli gibi para basmışlar. Hepsi birden övmeye başladı ve kimse bu reklamdır da demiyor. Sanki doğal yolla övmeye başlamışlar gibi abi, yeter ya. Nereye baksam bir Clubhouse linkim burada. Gelin konuşalım vesaire vesaire. Ne kadar bir parası var ki bu uygulamanın bu kadar reklam yaptı? Bunu çok merak ediyorum. Tabii ki diğer sosyal medya uygulamaları kadar da reklam yaptığını da düşünmüyorum, yani bir TikTok değildir. Hatırlarsınız TikTok'un ilk döneminde yani ne reklam ne reklam. Her yer TikTok'tu, bunaltı geldiydi. Aslında ben de merak ettim ama şimdi. iPhone'um olsaydı bir girer bakardım. Yalan yok. Merak ettirdi bayağı. Ama şu da var. Discord'dan öte bir şey var mı acaba? Temelini zaten anlatacağım birazdan da. Şimdi influencerlar sayesinde bir övgü yığını var, tamam da övdükleri şeylere baktığımda zaten diğer uygulamalarda olduğunu görüyorsun bunların. Yani bundaki öte şey ne? Merak ettiğim kısım buydu. Bu konuda şöyle deniliyor daha çok. Burası daha niş. Misal film konuşmak istiyorsan daha kaliteli filmlerin konuşulabileceği yerler gibi. İşte sinema konusunda hani Netflix vardır, bir de Mubi vardır. YouTube'dan film önerin dediğimde gelen filmler genelde çok göz yoran, çok ön planda, ya Esaretin Bedeli'ni öneren var. Öyle anlayın. Veya gerçekten film hakkında herhangi bir fikri olmayan insanlar tarafından bol bol yorumlar geliyor. Sonra niye engellendik gibi şeyler oluyor. Fikrin yoksa niye konuşuyorsun ulan? İşte Clubhouse'da da böyle bir şey varmış sanırım. Çekmeye çalıştıkları kitle, Türkiye'den örnek verirsek Ekşi Sözlük veya Twitter gibi daha düşünce odaklı olan platformların seyircisi olduğu için bir konu üzerine insanlarla çok daha kaliteli bir şekilde konuşabilirsiniz deniliyor. Yine bu konuda şunu diyebiliyoruz işte. Discord'da da var zaten bu özellik diye. Ama Discord'da ben bugün sinema konuşmak istiyorum dediğinde rastgele bir odaya dalamıyorsun veya sinema yazdığında direkt bulamayabiliyorsun. Bence büyük ihtimal Discord da yakın zamanda buna benzer bir atılım da gerçekleştirebilir. Bir diğer olay da şu. Türkiye'de club geleneği yok. Dernek gibi ama tam da değil. Hawaii Meteor'u izleyenler bilir. Orada sigara viski kulübü vardı mesela. Kişiler gider orada sigara ve viski içer. Kalitelisini içmeye çalışır ve beraberinde birbirleriyle etkileşimde bulunurlar. Bizde daha çok dernek mantığı var. Mesela Artvin Şavşatlılar Derneği. İşte Ardahan Posoflular Derneği. Yine hiç de yok demeyelim ama mesela Kanarya Severler Derneği de var. Buna benziyor. Tam birebir aynı değil diye biliyorum bu kulüp mantığını. Çünkü çok da deneyimleyebildiğimiz bir yer değil. Daha çok uzaktan bilgilerle tecrübe ettiğimiz bir yer. Biraz da üniversitelerde var doğrusu. Üniversitelerde biraz daha niş işlenebiliyor bu konular. Amaç bu kulüp mantığını global bir şekilde ilerletebilmek. Artık insanlar evden çıkmamayı tercih edebiliyor. Japonya'daki o evden çıkmama kültürü bize çok da uzak değil aslında. Özellikle şu son bir yılın sonunda birçok insan eve o kadar alışacak ki evden çıkamamaya başlayacak. Yani evin içinde kendine bir konfor alanı oluşturmuş zaten. Ben evden çıkmak yerine o kadar yol, o kadar masraf yapmak yerine dışarıda bir kahveyi 15 lira vermektense evde bir paket kahveyi 15 lira vermek daha iyidir deyip evdeki konfor alanlarından çıkamayacaklar. Bu Amerika'da da böyle gerçekleşiyor ve Clubhouse'a yavaş yavaş gidecekler. Biz de mesela Discord kullanıyoruz bol bol. Ama Discord ne diye de yazmayın. Öyle herkesi de almıyoruz. Şahsen bir yandan eleştiriyorum ama Android'e gelirse de kullanırım. Sanki ben de reklam yapıyormuş gibi oldum ama keşke yapsam ya. Sponsorlar lütfen bana da reklam verin. İlla reklam verilebilirlik olsun diye gerizekalı içerikler mi çıkartayım? Bana da yollayın bir şeyler. Şimdi öyle bir cümle kurdum ki her reklam alan gerizekalıdır gibi. Yok, animasyondan kastediyorum. Lan öyle deyince de şeye salladık. Şimdi Özcan Şov'a salladık. Yok, kurmadım ben bu cümleyi. Ya kastettiğim şey aslında daha çok izlenmek için özellikle benim animasyonda yaptığım konsepte biraz daha çocuklara daha gerizekalı olmaya yönelik içerikler çıkartmak. Heh, bu oldu galiba. Yemek konusunda bir şeyleri merak ediyorsam yani anladığım kadarıyla uygulamada şu an merak ettiğiniz konu üzerine çok güzel odalar bulabiliyorsunuz. Yemek konusuyla alakalı bir şey merak ettiğimde direkt konunun muhataplarıyla sohbet edebilirim. Discord'da biraz daha bu biraz şans işi. Yani birileriyle oturup muhabbet edersin ama o kişilerin ne kadar donanımlı olduğunu bu alanda bilemeyebilirsin. Kestirilemiyor. Hatta şans oranın çok düşük. Seyahat üzerine, dekorasyon üzerine veya sinema üzerine çok kaliteli insanlarla tanışabileceğimi düşünüyorum. Tabii iş Android'e düşünce biraz patatese dönmeye başlar. Sonuçta bu Clubhouse'un olayı biraz daha elitist bir ortam oluşturmak diye düşünüyorum. Ama bu trollerden mesela nasıl kurtulabilecekler? Her yerde denk geliyor zaten bu tipler. Twitch'te yayın açarsın, chat'e saçma sapan yazılar yazmaya başlar.
başlar, insanları rahatsız etmeye başlar. Discord'dayken odana gelir çığlık atar veya türlü türlü varyasyonları vardır bunların. Dünyanın en boş tayfası vardır ya, hani geri zekalıdır ama fark edilmek için elinde avucunda herhangi bir iyi bir değer yoktur. Haliyle fark edilmek için sürekli eksi değerler üzerinden harekete geçen insanlar. Benim ana kanal komple bunlarla dolu. 30-35 bin kişiyi böyle engelledim işte. Bu insanları nasıl engellerler? Herhalde grupta bir oylama sistemi vardır ama nereye kadar? Sürekli birileri gelip çığlık atabilir. Biliyorum böyle gruplar kurarlar. Yani Discord'da hadi şu gruba saldıralım, hadi şu grubu rahatsız edelim diye tonlu insan çıkacak. Her biri için oylama yapana kadar tam bir işkenceye dönüşebilir. Tabii ki şu an var mı yok mu da bilmiyorum. Lan ben bu Clubhouse'u gömmeye başlayacaktım. Sanki biraz övmeye döndüm. Siz kullandınız mı bu uygulamayı? Kullandıysanız nasıl buldunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bana da müsaade o zaman.